Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda benim ustalık nasıl, neye göre ayarlı, nasıl olmalı diye anlatacağız inşallah. Şöyle ustalıklarıma gelelim. Benim saldırıda kanama zehir açık, yani geri tepme, sıvı cesaret, çift taraflı açık. Neden sorarsanız biz savaş ağırlık oynamıyoruz, macera ağırlık oynuyoruz. Ve onun yanında tabii ki de arena kasıyoruz. O yüzden bu ustalık çok ideal. Macera ağırlık oynuyorsanız tabii ki. Ama savaş ağırlık oynuyorsanız abi geri tepme, sıvı cesaret, çift taraflı kapatmanızı tavsiye ederim. Defans yerleştirdiğiniz zaman abi rakibe çok kolay olur. Kill almaz sizin hero'lar. Çok nadir. O yüzden bir kere ayarlayın. Yani aç kapat aç kapat boşuna kredi gider. Yazık olur. Tavsiye etmem tabii ki. Savaş ağırlık oynarsanız. Benim saldırı böyle. Bunu fulledim. Zamanında cehennem oynamıştım. Bu 3 yaparsanız Dark Hulk'ta çok güzel iş yapar. Derin yaralar benimki bir de kanatan hero fazla kullanmadığım için ama kullanırsam tabii ki de bunu fullerim. Tavsiye ederim. Çok güzel kanatma veriyor. Suikastçı abi 1-2 yani. %18 altına gelirse yani hero kritik vuruyor. Zaten %18 altına geldiği zaman hayli hele alırız yani. O yüzden 1-2 buna yeterli. Fazla detaylı anlatmayacağım. Benim ustalığımı göstereceğim. Neye göre ayarladım. Savunmam böyle. Abi irade gücü tabii ki de fullerim. Çünkü kanıma zehir açık. Yani onun için çok ideal. Tabii ki de pırtılaşma onun için de çok ideal. Yani kanıma zehir açık oynuyorsanız. Merhem full. Ondan sonra toparlanma full. Blok becerisi bunu yani ne diyor? Yerinde kal. Bunu fullemişsin. Kusursuz blok. Blok becerisi aynı. Bunlara hep bir tane verdim. Diğeri de bak bunu da tavsiye ederim. Eğer savaş ağırlık oynuyorsanız abi çeviklik kesinlikle fulleyin. Yani rakip karşı taraf yani hero siper atarsa hemen zamanı geçiyor. Yani darbe yeme şansı oluyor. Tabii ki de bunu full yaparsanız. Ama full yapmasanız yani rakibi de çok kolay olur. Bunu da fullemeyi tavsiye ederim. Siper yaptığınız zaman zamanı hemen gitmez. Ama ben savaş ağırlık oynamadığım için ben bunu hep bir de bırakıyorum. Ondan sonra bu full afallatma. Kaçışa bir veriyoruz. Mistik Herola kullanıyorsanız bunu da en az 3 vermenizi tavsiye ederim. Yani güç barı çok güzel doluyor. Eskisi gibi olmasa da ama halen daha kullanışlı bu ustalık. Yani şöyle baştan alırsak savaş ağırlık oynamıyorsanız, macera ağırlık oynuyorsanız bu ustalığı sizlere tavsiye ederim. Buna bir vermeniz yeterli. Fullemenize gerek yok. Ben zamanında cehennem oynadığım için bu böyle kaldı. Hiç almadım. Dediğim gibi arena ve macera ağırlık oynuyorsanız tabii ki de bunları fulleyin. Ama savaş ağırlık oynuyorsanız yani bunları fullemenizi tavsiye etmem. Saldırıda eğer Corpus Glaive kullanıyorsanız tabii ki de bunu aşmanızı tavsiye ederim. Yani saldırı böyle, savunmam böyle. Dediğim gibi irade gücü kesinlikle fullemenizi tavsiye ederim. Geri tepme açık olduğu için. Bunu da kesinlikle bu da full ve savaş ağırlık oynuyorsanız çeviklik kesinlikle full tavsiye ederim. Yani tek tek bütün ustalıklarımın ne işe yaradığını pek anlatmayacağım. Önemli olan şeyleri anlattım. Kanama zehri açık olursa kesinlikle tabii ki de bu ve şu full olması lazım. Bunları da yanında fullerseniz ta o da güzel olur ama fullemize gerek yok yani. Her zaman iyi olur. Benim ustalığım böyleydi. Umarım sizlere faydalı olur. Bayağı kişi yorum yazdığı için bu videoyu yapayım dedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like'a basmayı unutmayalım destek amaçlı. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Selametle.